Bursa Spor Başkanı Recep Günay basın toplantısına bir yenisini daha ekledi. Son günlerde sık sık açıklama yapan Günay dikkat çeken konularla ilgili bilgilendirme yaptı. Özüce İbrahim Yazıcı tesislerinde gerçekleşen toplantıda Başkan Recep Günay hiçbir futbolcumuz satılık değil dedi. Kulübün içerisinde yerleştirdikleri tele antenlerle, onların duyumlarıyla, onların aldığı kelimelerle böyle olmaz bu Bursa bu kadar büyük camiayı böyle yönlendiremezsiniz. Kimi satmışık? Hangi hangi futbolcuyu vermişik? Kimden ne almışık? Böyle olmaz günahtır ya. Sonra Bursa Spor'a kimse aday çıkmıyor diye. Çıkmaz tabii. Niye çıksın? Kendini oyuncak mı yapacak sizin kucağınızda? Yok Antalya'ya birini vermişik. Yok ötekini Bodrum'a, Muğla'ya verdik. Fenerbahçe'ye verdik. Kimi verdik ya? Yani? Kötü mü ettik? Bu futbolcuların profesyonel yaparak eğer bunlarla profesyonel yapmasaydık önümüzdeki yıl bunlar amatör yetiştirme bedelini vereceklerdi gideceklerdi buradan. Yani Bursa Spor'da kalmalarını sağladık. Üç yıl Bursa Spor formasını giymesini önüne açtık diye vatan haini ilan edildik. Günay ayrıca Bursa Kulübü'nü geçmişte menajerlerin yönettiğini söyledi. Bugüne kadar Bursa Spor'un üst tarafına A takımına hak edenler değil, hak etmeyenler geldiğinden dolayı bu burada yapımız bozuk. Burada bir çark var. Bu menajer çarkı. Menajer kimi istiyorsa kime 16 yaşındaki çocuğun 13 yaşındaki çocuğun menajeri olur mu ya? 13 yaşındaki çocuğun ne menajeri olur ya? Onu alıyorlar o 19'a getireceğim, oradan alacağım işte A takıma getireceğim. Menajer yönetmiş Bursa Sporu bugüne kadar. Onlar yapmış bu kadro olur. Bir tanesini isterseniz yedek bırak. Ayda sen her diğerleri karşısında buranın sahibi olmuşlar. Başkan Günay son olarak Bursaspor'un ileri gelenlerine çağrıda bulundu. Başındaki muhasebecisi de, avukatı da, müdürü de, işletmecisi de bu sistemle olur. İnşallah hani geç kalmadan oradan ismi önemli değil. Kurum önemli. O kurum biz arkasına varın deyin. Vallahi bir ayda bu işler çözülür. Bir ay bile geçmez yani. Yoksa hani kimse benim umudum yok. Olan mı varsa bilemem. Benim umudum yok. Benim umudum sadece işte bu dediğimiz Bursa'yı yönetenlerin bir araya gelerek bu kulübü tekrar ele almaları.